Merhabalar. CHT Medya bünyesinde yeni bir programa başlıyoruz. Bursa Gurme. Ve ilk konuğumuz da Özyüce'deki dürümcü Bekir. Şimdi yanımızda Remzi Bey var. Bakalım bugün neler tatacağız. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim abi. Ne olsun işte. İlk program size nasıl oldu? İyi olmuş. Bakalım bize neler yapacaksın abi bugün. Bütün çeşitlerimizi sunabiliriz. O zaman hadi bir başlayalım bakalım. Buyurun. Ne olur Remzi abi. Buyurun. Remzi abi neler hazırlamışsın böyle? Bütün dükkanda ne varsa hazırladık. İşte güzel bir çorbamız var. Abi dürümcü Bekir'de çorba. Evet. Günün çorbası bizde her gün sabahleyin çıkar. Gerekirse akşama kadar da servis ederiz misafirlerimize. Ben ilk defa dürümcü Bekir'de çorba gördüm açıkçası. Sonra başka nelerimiz var abi? Ondan sonra içli köftemiz var. Soğuk olarak isterseniz aparatif midyemiz var. Midye tava. Bunlar günlük geliyor herhalde. Günlük geliyor. Sonra kendimiz sonra yapıyoruz gene. Kendi ürettiğimiz içli köftemiz var. Güzel içi lezzetli cevizli. Zengince zaten içi. Ondan sonra burada kokoreçimiz var. Çiğ köftemiz var. Kendi imalatımız yine. Burada neler var? Burada karışık kebabımız var. Bunun içinde işte kanat ızgara, kuzu şiş, tavuk ızgara, Adana ve Urfa ve ciğerimiz var. Hepsi ayrı bir lezzet, güzel tadı vardı. Şey dikkatimi çekti benim, bulgurumuz ne kadar büyük, ne kadar iri, özel bir şey herhalde. Evet, bulgurumuz özeldir. İşte yanında yeşillik ve soğanla güzel şili biberimize servis yapıyoruz. O zaman çorbaya başlayabiliriz. Evet, çorbamıza başlayabiliriz. Bugün çorbamız ezogelin. O günün çorbası ezogeline denk geldi. İşte belli olmuyor. Her gün farklı bir çorba olabiliyor. Bayağı yoğun kıvamlı abi. Evet. Hafif baharatlı. Ezogelinde zaten olmazsa olmaz o baharat yani, tadı alınmalı abi. Vallahi ben çok beğendim abi. Çok güzel. Biraz tereyağı da var galiba içinde. Evet, tereyağla birlikte. O tadını aldım yani. O tereyağı gayet güzel olmuş. Doğrudur. Şimdi neyi tavsiye edersin abi? Neyle başlayalım? Midyemiz var. İstersen soğuk. Şöyle birer tane çiğ köfte. Bu abi çeşit çok olunca da tabağa koyalım abi yan tarafa. O zaman midyeyle devam edelim abi. Siz midye alın, ben de çiğ köfte alayım. Olur. Ben size şöyle yardımcı olayım. Mesela şöyle marulla bir parça da limon şöyle üstüne. Bu da limon olmazsa olmazı zaten. Tabi limonsuz dürümcü Bekir olmaz. Nasıl, güzel değil mi? Evet, taze olduğu direkt belli oluyor abi. Ben genel olarak diğer insanlar gibi böyle oturuşta bir oturuşta 100 tane 200 tane midye yeme taraftarı değilimdir. Ama midyeniz gayet güzel. İzinle abi bir de ben tavsiye ederim. Tadayım. Bunu da ustalarımız kendi bünyemizde yapıyor. Tabii, değil mi abi? İmalathanemiz var. Orada hazırlanıyor. Günlük olarak şubelere aktarılıyor. Biz de onları servis yapıyoruz. İşte yanına yeşillik, lavaşıyla, turşusuyla, biberiyle. Abi çok başarılı. Yani şimdi günlük olunca daha da lezzetli oluyor. Evet. Kıvamını tutturulmuş. O zaman ben buraya doğru gidiyorum abi. Bir tane de içli köfte tavsiye ederim. Abi bunu nasıl yapacağız şimdi? Bunu ilk önce ısıracağım abi. Hafif de böyle içine limon sıkabilirsin. Buradaki limonu alayım. Daha lezzetli olur. Değil mi? Dürümcü Bekir'in olmazsa olmazı. Limon. Bunun herhalde Adana Urfa'dan farklı bir içi sahip değil mi abi? Yani bunu ceviziyle, hafif baharatıyla karıştırılarak yapılıyor. Hamuru da çok özel oluyor biliyorsunuz. Elle evet, açılıyor. Elle. Yani makine değil bunlar.
Valla başarılı abi. Sucuk da galiba nane kızartılıyor. Evet. Günlük kendi olarak. Müşteriye göre değil mi? O zaman şimdi nereye devam edelim abi? Dürümcü Bekir'in olmazsa olmazı tabii ki Adana'sı. Beyaz etten mi başlamak istersiniz? Valla ben bir Adana denemeyi düşünüyorum abi. Genelde dürüm yediğimiz için abi Adana'yı. Mesela şöyle özellikle yanına sizde çıtır ekmeğimiz var isterseniz. Bunu deneyelim abi. Oo, evet. Ne güzel çıtır çıtır olmuş. Evet. Sesi geliyordur herhalde arkadaşlar. Şuradan şöyle yapayım da çıtırtısını görün. Abi, bu zaten sizin efsane tadınız. Evet. Ustalarımız her gün günlük olarak kebaplarını hazırladığı için. Evet, bir usta hatta aşağıda evet saplıyordu. Ona da yetişmiş. Hatta ona da çektim arkadaşlar. İzleyebilirsiniz. Mesela onu da yerine vereceğim. Urfa kebabımız baharatsızdır. Genelde Urfa dediği zaman herkes acı gelir aklına ama kebap dediğinde Urfa acısızdır. Adana daha çok acılıdır. Evet. Evet. Öyle. İşte bunun yanında ciğerlerimiz var. Bu acısı. Evet, evet acısı o. Ciğerlerimiz de. Evet, oradan da biraz alalım. Günlük geliyor. Ciğerin şeyi çok. Talebi. Taraftarı da çok. Aynen. Tüketim bayağı var. Doğu illerinde zaten sabahları yendiği için ama bizim Bursa yani pek onu biraz daha farklı bakıyor olaya. Evet. O konuda birazcık daha. Şimdi bunda da şey sıkıntısı çok oluyor abi. Şimdi o kan kokusu. Evet. Bakın bunda şimdi bir tane bile kan kokusu yok. Gelmedi şey yani. Çünkü pişmiş. Ama işte çok pişirirseniz yakmayacaksınız. Hafif sulu olacak. Aynen. Az pişirirsen kan kokusu geliyor. Tam kıvamında arkadaşlar. Ciğerde tam puan. Dürümcü Bekir'e uğradığınızda her zaman Adana ya da Urfa yemeği bırakın. Bence arada bir ciğer tava şey, ciğer dürüm kesinlikle deneyin yani. Tavaya gitti aklı. Bir de bizim tavuğumuz çok nefistir. Nasıl herhalde? Gerçekten bu tavuğu özellikle yemeğe gelen arkadaşlarımız var, misafirlerimiz var. Marinasyon. Evet. Bekletiyoruz arada illaki. Özel sosumuzla yaptığımızdan dolayı farklı bir lezzetle sunuyoruz. Bu yumuşacık. Evet evet. Yani onlar da günlük hazırlanıyor. Sabahleyin soslanıyor. Burada her şey günlük. Sonra servise hazırlanıyor. Zaten anca yetiştirebiliyoruz gün içinde. Şimdi kaç şeyimiz oldu abi, şubemiz oldu şimdi? Şu an 5 şubemiz var. Bursa içinde. Evet. Çekirge var benim hatırladığım. Çekirge var. Mudanya'da bir yeriniz var. Evet. Ondan sonra bir FSM'de var. Aynen. Özüce var şimdi içinde bulunduğumuz. Evet. Ondan sonra nereyi unuttuk? Setbaşı. Setbaşı'nda bir de lahmacuna başladılar ama ben gidip görmedim daha. Aa. Fırsat olmadı. Bir beraber gider evet, bakarız inşallah. Bakalım lahmacun nasıl olacak, evet. Bir de onu deneriz. Burada işlerimiz yoğun olduğu için o taraflara geçemedik. Aynen, aynen. Tabii yoğunsunuz abi. Ondan sonra güzel bir çıtır kanadımız var. Yemek. Ondan da hemen deneyelim abim. Mesela tam kıvamında pişirilmiş. Pişerken gördüm, sular işi tam kumanda pişsin diye üzerine bir çentik atıyorlar. Bir de hafif açarız, araları çiğ kalmasın. Ha. Bıçakla da üstünü çizersiniz, içi pişsin diye. Çok başarılı, çok başarılı valla. Bunu dürüm olarak yapmıyorsunuz tabii, bunu porsiyon olarak biliyor. Dürüm olursa çok zahmetli olur. Değil mi? Ayıklamak gerekir. Yani. Burada ben bir şey gördüm. Evet, o da kuzu şişimiz. Kuzu şişimiz. Bunun dürümü zaten oluyor. Tabii hem dürümü hem porsiyonu hepsini yapıyoruz. Tabii dürümün tadı çok ayrıdır. Biz zaten porsiyoncudan ziyade dürümcüyüz. Doğru. Ama bunun yanında tabii ki ekmek az yemek isteyip veya işte et yemek isteyen olursa. Ama bunlar da hani bir dürümle
çok da fazla ekmek yenmiş olmuyor. Yani gördüm yani porsiyonlarınız gayet büyük. Evet. Hani bir dürümün içinde. Doyurucu ve. Aynen yani dedim ya girişte fiyat performans olayı. Dürümcü bir yere git, yanına bir tane de ayran, yapıştır geç, öğlen yani, yemeğini bitirirsin. 20 dakikada çıkartırsın. Abi ben birazcık da kokoreçinizi evet. Ustayla konuştuk. Şöyle biraz verseydim. Kokoreçinizden, bak. Yok, sağ ol abi. Oradan mı? Ustam bayağı bir uğraştı bunlarla, evet. O yüzden şeyden, imara bundan yemek istiyorum. Hep baharatıyla beraber bir şey. Aynen, o baharat zaten işi çok değiştiriyor. Evet. Gerçekten başarılı. Kaça kadar açığız? Şu an 12'ye kadar. 12-1 civarı kapatıyoruz. Ama inşallah 4'e pandemi, kadar devam edecek. Pandemi etkileden dolayı aynen. 12'de kapatmak zorundasınız. Doğru tamam. Mu? Bazen 1'e kadar uzamak zorunda kalıyor. Ama 12'ye kadar paket servisi var. Fix. Fix. Arıyoruz, gidiyoruz. Aynen. Vallahi abi ben çok beğendim lezzetleri. Hani dürümcü Bekir için dürümcüden hariç delirim var deyince bir sürü şey çıkıyormuş. Evet. Ben çorbaya mesela özellikle çok şaşırdım yani. Şimdi malum abi pandemi zamanı herkesin kârlar yani. Azaldı. Artı gelirler de azaldı. Şimdi tabii böyle bir masa iki kişiye çok daha fazla. Tabii. Hani bu kadar bir şey kimse yediğimiz yani şu şey ortada zaten. 4-5 kişi, 6 kişi rahat rahat aynen, yiyebilir. Aynen öyle. Peki buraya iki kişi gelsek abi. Ben mesela eşimle beraber buraya evet. Gelsem. Bunun iki kişiliğini yesek ne para öderiz? Yani herhalde 115-120 lira civarı. Yani 120 liraya biz tabii. Buraya gelip mesela iki kişiye. Mesela eve karışık istiyorsunuz aha. İki kişilik. Evet. Hepsini paketleyip gönderiyoruz 114 lira. Yani iki kişi kişi başı 60 TL'ye evet. Bütün barbekü işini hiç aa, evde aynen. Yapmaya gerek yok arkadaşlar. Yani buraya dürümcü Bekir'e senin yerine yapsın mangalı. 10 numara 5 yıldız bir de her çeşitten yapamazsın evinde. Şimdi yani bunu yaparsın onu yaparsın onu illa bir tanesi sana üşengeçli gelir ne bileyim tabii işte yapamazsın. Tabii ki zaten kebabı yapamazsınız. Heh, o zaten bir de olmaz. Baharatlı ve sosumuzdan dolayı da onu evde kıvamını tutturamazsınız. Aynen bir de insanlar artık şey tarzında zaten evde yenemediği ya da yemeye müsait olmayan hı. Lezzetleri dışarıda. Yeme taraftarı olduğu için hani ve bu lezzetler de dışarıda gelecek yani lezzetler. Evde bu kadar müşakkatlı işte kimse uğraşmak evet, istemez. Evet kimse uğraşmak istemez. İçli köfteyi yapsan zaten yarım gün gitti. Üstüne bir de çiğ köfte yoğurayım desen bitti gitti zaten. Kebap tamam. Kaldı. Aç kalır gidersin. Biz bu bölgeye komple bakıyoruz. İşte evet. Görükle'ye gönderiyoruz. Hatta Hasanay'a kadar gönderdiğim oo, oluyor. Hasanay dediğin abi bu. İşte Bademli ya. Taraflarına, Balat'a. Oo, evet. 23 Nisan, 19 Mayıs. O biraz Alaaddin Bey. Vallahi çok kilometre i̇şte abi. Yani bayağı bir geniş yelpazemiz var. Yani güzel bir böyle kadayıfımız var. Oh, onun kadayıf, yemeğin evet. Üstüne. Yemeğin üstüne. Cevizli sarma. Ondan kesinlikle tatmamız evet. Gerekiyor abi evet. Değil mi? Çünkü yemek sonrası insan ağzının tatlanmasını tercih ediyor. Evet. Tadınızı da alıp yolumuza bakabiliriz. Bu çok başarılı abi. Valla. Cevizi üstü. Dışı kıtır kıtır. Evet. Ama içi yumuşak. Evet çıtır çıtır dışı. Dışladığınızda. Zaten şeyde olması gereken o. Aynen. Kadayıfta. Çok başarılı. Bunu çok beğendim. Afiyet olsun. Semt olarak. Bir de Remzi abi senin takipçilerimiz için bir sürprizin de olacakmış galiba. Arkadaşlar bizi takip eden 3 kişi arasında yapacağımız çekilişte 3 şanslı izleyicimize Remzi abim tarafından dürüm ayran hediye edilecek. Bizi takip etmeye devam edin.